Merhabalar. Bu videoda Winchill'de konteks tipleri olan product ve library'den bahsedeceğim. Örneğin bir product'a geldiğinizde mesela drive sistemi genişlettiğinde burada birçok yeni sekme görüyorum. Bunların çoğunu aslında kullanmıyoruz. Bunlardan en çok kullandıklarımızdan bahsedeyim. Örneğin en üstteki details. Product'la ilgili genel detayları veren kısımdır. Örneğin ürünün adı, açıklaması, işte sahibi, ilk oluşturan kişi otomatik olarak işte sahibi ve owner oluyor. Kim tarafından oluşturuldu gibi bilgiler var. Burada önemli olan aslında end item. Yani son ürünler. Product altında end item olarak işaretlediğiniz, end item olarak belirlediğiniz ürünler sizin sattığınız ürünler anlamına geliyor. Örneğin benim bu product'ın altında iki tane sattığım ürün varmış. Bunlar neymiş? Birincisi, şöyle tıkladığımda mesela şöyle bir motor bloğu. Ve ikincisine geldiğimde de komple bir drive system şaftıyla motoruyla. Şimdi sizin bir product altında birden çok end item'ınız olabilir. Genelde hani bir tane olsa da sattığınız son ürün birden çok da olabilir. Örneğin bir telefon üretiyorsunuz, onun bataryasını ayrı da satabiliyorsunuz. Bu batarya end item oluyor. Telefon da aynı şekilde end item oluyor. Winchill'de buna end item diyoruz. Ve end item'ları product altında details'dan görüntülüyoruz. İkinci burada en çok kullanılan tabi browse'la bilgiye ulaşırken kullandığımız folder. Örneğin breaks'in folders'ına geldiğimde burada bir klasör yapısı ve bu klasörlerin altında ürünle ilgili dataları göreceğim. Burada mesela quality dokümanlarını görüyorum. Satın alma dokümanları bunun altında. CAD dataları CAD klasörünün altında gibi. Ve bir diğer kullandığım alan team. Takım. Bir product'ı Winchill'de görüntüleyebilmek için takımın içinde ekli olmanız gerekiyor. Yani her bir kullanıcı Winchill login olduğunda, örneğin ben burada brake sistemi sadece görebilirim. Bir başka kullanıcı işte drive sistem altında çalışıyordur, sadece onu görebilir. Birisi golf kartının altında çalışıyordur, onu görebilir. Product'a erişme yetkiniz olması için team'in altında ekli olmanız lazım. Takımın altında roller mevcut. Bu rollerin altında ekli olmanız gerekiyor. Mesela ben şu anda Cevahir Yıldırım olarak Breaks altında Product Manager'ım. Ve Product Manager tam yetkiye sahip product'ların altında. Buraya kendi rollerinizi oluşturabiliyorsunuz. Siz buraya geldiğinizde farklı roller görebileceksiniz yani. Ve her rolün yetkilerini tanımlıyorsunuz. Burada işte Members gibi, işte Reviewer gibi, Approver gibi default roller var ama buraya genelde firmadaki title'larınız işte design engineer, tasarım mühendisi, Arge mühendisi, Arge şefi, Arge müdürü gibi rolleri tanımlayıp onlara yetkiler verdikten sonra bu rollerin altına kişileri ekliyoruz. Yani rol bazlı çalışıyor sistem. Ve dediğim gibi product'ın altında o product'ı görebilmek için en az guest olarak ekli olmanız gerekiyor. Guest'te en düşük yetkiye sahip rol sadece product altındaki tüm veriyi görüntüleyebiliyor. Hiçbir şekilde değiştiremiyor, checkout edemiyor, check-in yapamıyor. Sadece görüntüleyebilen misafir kullanıcı. Daha sonra product altında bir diğer kullandığınız alanda workspace'ler, tasarımcıların alanı. Burayı zaten daha detaylı anlatacağız ama tasarımcı kendi bu product altındaki workspace'lerini görebilir. Bunun içerisine girip bunu Creo ile ya da başka bir CAD programıyla workspace'ine girdikten sonra orada çalışmasını yapıyor. Product altında kullanacağınız yerler bunlar.